tavada tereyağında etin sunumunu ilk biz çıkarttık. O küçüklerde ortalara karışık kebapların sunumlarını hiç bu konularda mütevazı olamıyorum. Bunu ilk çıkaranlar biziz. Bunun altını kesinlikle çizerekten söylüyorum. Tabii ondan sonra bugün bütün illerde, vilayetlerde görmeye başladık. Elhamdülillah bu da bizi mutlu ediyor yani. ...1983 Gaziantep doğumluyum. İlkokul 3'ten bu yana bu sektörün mesleğimin içerisindeyim. Dedemizden babamızdan gördüğümüz şekilde hemin esnaflığı, hemin mesleğini öğretip bundan sonra Samet oğlum yetiştikten sonra nasip markamızı dünyaya tanıtmak. Hemin markamızı, markamıza beraber Gaziantep mutfağını, Gaziantep'in kebaplarını, Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtmak. Esnaf gönlü geniş olmalı. Esnaf cömert olmalı. Esnaf hoşgörülü olmalı. Bir esnafta olması gereken durumlar bu üç husus çok önemli. 7 yaşından beri bu işin içerisindeyim. Geçmiş zamanda büyüklerim beni yaşımı küçük yazdırmışlardı. Ben öyle bir azimliydim, öyle bir hevesliydim işime karşı. Ben 17 yaşında halfele gidiyordum, ustalık ediyordum. 17 yaşında ocağa bakardım. Kendimi çok hızlı bir şekilde geliştirdim. 19'lu yaşlarıma geldiğimde önümde kimliğimden dolayı uzun bir zaman vardı. Ben babamı mahkemeye verdim. Yaşımı büyüttüm, esas yaşımı aldım. 3 yıl önceden gittim askerliğimi yaptım. Askerden geldim. 3 ay bir dinlenme sürecim oldu. 3 ay sonra dükkan açtım. O gün bugün müessese çalıştırmaktayım. İnsanlar yetiştiriyoruz, ustalar yetiştiriyoruz. Gaziantep halkına hizmet ediyorum. Antep tabirine çekirdekten yetme diye bir tabir var. Çekirdekten yetme, dedemizden, babamızdan. Benim büyük ustam babam. Ben esnaflığı, sanatı elbette yine babamdan öğrendim. Bir insan bir işte başarılı olabilmesi için ya işine muhtaç olacak ya da işini sevecek. Ben işini sevenlerdenim. İşimi severekten yapıyorum. Hiç unutmuyorum ilk bu mekanımı açtığımda, ilk dükkanım. Her şeyim hazır. Etlerimi zırkla çekiyorum. Taze salatalarımı yapıyorum falan. Müşteri bekliyorum. Şimdi akşam saati, insanların saat böyle 5-6 eve dönüş saati. Bizim mekanda tam ışıkların köşesi. O yoğunlukta, o trafiğin yoğunluğunda insanlar beni iş yapamıyor, oturuyor demesin diyerekten kalkardım, ocağa yarardım ateşi, yağ atardım iç yağını, yelpazeyi elime alırdım, maşayla karıştırırdım, yerlerdim ocağa, boş dumana, dumanı verirdim dışarıya, böyle hareketli sanki ocakta 40-50 porsiyon kebap varmış gibi ben böyle bir hareketli. O yoğunlukta, trafik yoğunluğunda kimse beni iş yapamıyor da oturuyor algısını vermemek için ben o saatlerde, akşam saati müşterim olmazdı dükkanımda. Ben boş ocağa iç yağını atardım, yelpaze vurur yerlerdim. İnsanlar beni çalışıyor görsünler diyerekten. Hiçbir şey kolay olmuyor. Yani hiçbir şey bir anda da olmuyor. Bugün bir marka oluştuysa elhamdülillah. Bu markayı koruyabilmek için, bu markayı oluşturabilmek için, oluşturduktan sonra aslında koruyabilmek için en önemlisi bu. Bununla ilgili hep zorluklar yaşadık. Bununla ilgili kendi sağlığımızdan yeri geldi fedakarlık ettik. Çocuğumuzdan, ailemizden fedakarlık ettik. Bayramımızdan, pazarımızdan fedakarlık ettik ve hal etmeye devam ediyoruz. Bizim işimiz gerçekten emek isteyen bir iş. Bizim işimiz gerçekten kolay değil. Bir insanın hedefi olacak, hedefinde de kararlı olacak. Herkes sevdiği işi yapsın. Az önce de bahsettiğim gibi bir insan işini severse, severekten yaparsa o işinde başarılı olur. Her zaman demişimdir, zirveye çıkmak zor, zirvede kalabilmek daha zor. İnsanlar buraya oturduğu gibi bizi izliyorlar. O yüzden biz hal, hareketlerimize, kılık kıyafetlerimize, temizliğimize bizim dikkat etmemiz lazım. Bizim iş cenazen de olsa, hastan da olsa, ne derdin olursa olsun biz müşteriye gülmek zorundayız. Bu işin temelinde güler yüz, hijyen bunlar çok önemli. Biz bu ikiyi çok iyi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Eğer bu sektördeysen, bu işi yapıyorsak, gıda işini yapıyorsak biz. Bizim işimiz emek işi.
Biz bu iki hususa dikkat etmeliyiz. Güler yüz, hijyen. Bu çok önemli. Biz bunu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bu bir fedakarlık değil mi? Fedakarlık. Ben buradan anne babalara şunu söylemek istiyorum. Kimse çocuğunu okusun diyerekten zorlamasın. Okumak isteyen okusun, okumak istemeyen, kapasitesi olmayan kimse çocuğunu okutayım diyerekten zorlamasın. Bu nesilden usta lazım. Bu memlekette, bu ülkede, bu sektörlerimizin ileriye taşınabilmesi için ben babamdan, dedemden aldığım meslek ahlakını, sanatımı şu anda da eliniz öpsün oğlum Abdusamed'e. Bunu aşılamaktayım. Abdusamed de 10 yaşında benle beraber, hatta 10 yaşından önce gelmeye başladı Abdusamed, böyle 7 yaşlarında okul tatillerinde. Hatta Abdusamed'in 10 yaşında hızlı bıçak salata doğru işi bir ara sosyal medyada bayağı bir gündem olmuştu. Bizim pazar günü çok yoğun oluyoruz. Pazar günü ben salat bardaydım. İşte usta salatayı dolduruyor. Ben de arkada salata yapıyorum. Bir abimiz geldi. O zaman da bir çekimci bir abimiz vardı. Çekim yaptı ben doğrarken. Aynı ben işimle yapıyordum. Kendisi de geldi bir 15 saniyelik video çekti. O da TikTok'ta patladı. 10 yaşındayken Abdusamed çok hızlı bir bıçak kullanan bir çıraktı. Abdusamed'i de bu şekilde yetiştirmeye çalıştırıyorum. Abdusamed de bu işin içerisinden temelden nasip olursa yetişip 4. kuşak olarak bu markayı bizden sonra Allah ömür verirse bizle beraber bu markayı dünyaya taşıyacak nesil. İleride inşallah babam da dediği gibi askerden sonra dedi işe elini alır dedi. Şu an okuyorum, okumaya da devam edeceğim. İnşallah bu markayı daha da kurumsallaştıracağım, daha da ileriye götüreceğim, dünyaya tanıtacağım inşallah. Abdusamed'le şöyle bir hikayemiz var. Bir gün bir röportaj yapıyoruz. Bir televizyon kanalı gelmişti. Abdusamed'le ilgili bir iki sorular sordular bana. Kendi hayatımdan bahsedince işte çocukluktan, bulaşıktan geldik. İşte dedemizin, babamızın yanında işte harf olduk, usta olduk diye hayatımdan bahsederken bir iki Abdusamed'le ilgili sorular yönelttiler bize. Bana şunu söylediler. Peki oğlunuz Abdusamed de bu işin içerisinden nasıl geliyor? Ben de dedim işte Abdusamed de temelden, bulaşıktan, işte mutfağından yetişecek ve şu anda da o şekilde de yetişip geliyor diyerekten bahsettim. Röportajda bunu konuştuk. Bir gün sonra sabahleyin dükkana geldim. Normalde işte tezgahtı ustaların elinin altında çalışır. Ben neyse bir iki işleri kontrol ettikten sonra Abdusamed baktım tezgahta yok. Babam da bulaşıktan başlanır önce dedi o röportajda. Ondan bir gün sonra da ben de aşağı bulaşığa indim. Babam onu dedikten sonra 2-3 gün bulaşıkta devam ettim en son. 3 gün sonra dedim ki ne? Tamam oğlum dedim, sen dedim artık bulaşıktan çıkabilirsin. Tezgah aldık. Bu benim çok hoşuma gitti ve beni de çok duygulandırmıştı. Abdusamed bu işi sevdiği için o küçük yaşta benimle beraber dükkana gelmeye başladı. 10 yaşında tezgahta hızlı bıçak kullanmaya başladı. Ve hala Abdusamed devam etmekte. Bugün Abdusamed bir halfe konumunda. Nasip olursa askere kadar kendini usta edip askerden sonra da markanın, efendime söyleyeyim, başına getireceğiz inşallah. İlkokul 3'e giderdim. O zamanlarda önlük, siyah önlük, mavi önlükler vardı. Okuldan dönerdim sabahçıyken, öğlen okuldan dönerdim. Evimiz lokantanın üstündeydi. Müessesemiz de hala devam etmekte, yarım asıldan bu yana. Okuldan dönerdim öğlen, önlüğümle çantamı evin kapısının arkasına bırakırdım. Yukarıya çıkıp da çantamı, önlüğümü bırakmaya yukarıya çıkamazdım. Kapının arkasına bırakır, direkt dükkana, bulaşıkhaneye girerdik. Ben 17 yaşlarında, 18 yaşlarında halfi ustaydım böyle. Ocağıma bakardım, kebabımı saplardım böyle. Ustalarımla beraber çalışırdım babamızın dükkanında. Bizim çıraklığımız da tabii şimdiki gibi değil, hep zor geçti. Biz o zaman babam rahmetlinin yanında 18 tane halfe usta çalışırdı. Biz de ellerinin altında çıraklık çalışırdık. Şimdi Abdusamed'in benim yanımda çalıştığı gibi. Biz öyle ustamızdan işte azar işitirdik. Ustamızdan yeri gelir kötek girdik. Sesimizi çıkaramazdık.
babamızın yanına da gidip şikayet edemezdik. İşte falan usta bana vurdu veya kızdı. Öyle bir şikayette bulunamazdık yani. Öyle bir şikayette bulunmuş olsaydık aynı tepki babamızdan alırdık gidişine bak diyerekten. Biz bu ahlaklarla, bu terbiyelerle yetiştik. Yani önceden gerçekten usta çırak ilişkileri çok güzeldi, çok iyiydi. Adab konusunda, saygı konusunda. Şimdi onları gerçekten özler olduk. Şu an Abdülsamet'le benim ilişkim dışarıda baba evlatız, dükkanda usta çırağız. Yani çünkü ben bunları yaşadığım için o adaplar, o saygıları, o güzel günleri biz usta çırak ilişkilerini yaşadığımız için ben de şu an çocuğuma onu yaşatmaya çalışıyorum yani. 2011 yılında sunumlarla ilgili böyle çok kafa yordum. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? İşte steak havuzcularda mesela işte tahtalarda et parçalayıp biriler. Daha o dönemlerde de böyle steak havuzlarda vardı sadece tahtalarda et sunumları. Onunla ilgili böyle bir yola çıktım. Ne yapabilirim, ne yapabilirim? Bizim buranın Oğuzeli ilçesinin Hacer köyü var. Tamam mı? Oranın kelestecileri meşhur. Gittim ben Hacer köyüne. Ağaç kestirdim. Böyle işte yarım metre, işte 40 santim, işte uzunlamasına 1 metre. Onların altlarına ayak yaptırdım. Geldim burada işte şununla şöyle yaptırayım, bununla böyle yaptırayım falan faşman. Ben kütüklerde misafirlere kebap ikram etmeye başladım. Güzel ortaya karışık kebaplar ikram etmeye başladım. Bununla beraber kebaplar insanların, bu da değişik, hoşlarına gitmeye başladı. Tabii kebabın lezzeti, sunumlar, mezeler birleşince daha da güzel bir şeyler çıkmaya başladı. Daha ne yapabilirim, daha ne katabilirim düşünerekten döküm tavalarda onu ısıtıp içerisine hakiki tereyağını atıp o tereyağın üzerine de küşlem et, yağlı karalı dediğimiz lokum et, pirzola. Ben bunları yapmaya başladım. Bunları misafirlerimize sunmaya başladık. Bu da çok büyük rağbet gördü. İnanılmaz derecede çok büyük rağbet gördü. Şunda hiç mütevazı olamam kardeşim benim. Tavada tereyağında etin sunumunu ilk biiznillah biz çıkarttık. O kütüklerde ortalara karışık kebapların sunumlarını hiç bu konularda mütevazı olamıyorum. Bunu ilk çıkaranlar biziz. Bunun altını kesinlikle çizerekten söylüyorum. Tabii ondan sonra bugün bütün illerde, vilayetlerde görmeye başladık. Elhamdülillah bu da bizi mutlu ediyor yani. Taklitler aslını yaşatır derler ya. Biz ona şu pencereden bakıyoruz. Elhamdülillah biz insanlara faydalı olmuşuz işte diye düşünüyorum. Şunda da çok iddialıyım. Antep'te kebapçılarda ilk meze olayını ben çıkarttım. Gaziantep'te ilk meze olayını kebabın yanında ben çıkarttım. Böyle düşünürdüm. İşte kebabın yanına ne vereyim? Bir gün haydari, işte bir gün başka bir şey, işte yoğurtlu patlıcan yapardım. Bir gün humus yapardım. Bir gün işte ezme salata yapardım. İşte farklı farklı. Ondan sonra daha ne verebilirim? Ben yıllardır, işte gelen misafirlerimiz bilir, ben de yazın soğuk ayran çorbası verir önden. Dövmeli. Kışında sıcak işte günün çorbası çıkar. Mercimek çorbası, ezogelin. Ondan sonra cuma günleri benim dükkanımda her cuma kışın Gaziantep'imize has bir çorbamız var. Alaca çorba. Şifa niyetine böyle. Alaca çorba her cuma bende çıkar. Kebapların yanında çorba çıkarırdım. Ondan sonra işte insanlar bunu fark etmeye başladı. Ben hep bu azimle çalışırdım. Ne yapabilirim, ne edebilirim. İnsanlar bunu fark ettikçe tabi Allah da senin mücadeleni, gayretini de görüyor şüphesiz. İnsanlar gelmeye başladı. Gelip yedikten sonra, o lezzeti tattıktan sonra, o hizmeti gördükten sonra bizim en büyük reklamımız bizim müşteri memnuniyetimiz. Benim dedem rahmetli derdi, oğlum bir müşteri 10 müşteri, 10 müşteri 100 müşteri derdi. Bir müşteriyi küstürdün, 100 tane müşteriyi küstürdün derdi. Bir müşteriyi memnun ettin, 100 tane müşteriyi memnun ettin derdi. Senin en büyük reklamın senin müşterindir. Memnun edebildiysek o ona diyecek, o ona diyecek. İnsanlar hep böyle böyle bizleri, bu markayı
keşfettiler. Allah'ın izniyle yani biz sosyal medyada ne zamandır varız? 3 yıldır sosyal medyada. Sosyal medyanın bize kattığı, sosyal medya aracılığıyla biz yurt dışlarına, dışarılara duyurduk ve bununla ilgili de zaten yurt dışı, yerli yabancı çok müşterilerimiz akın akın geliyorlar. Ama en büyük bizim reklamımız kesinlikle ve kesinlikle kalitemiz, hizmetimiz oldu. Gaziantep mutfağından çıkmakta olan imlik helvası. İmlik helvasını biz annem babam usulü yapıyoruz. Tereyağı, imlik, şeker, bir de peynir, künefe peyniri. Bunun dördü buluşunca çok güzel ortaya bir lezzet çıkıyor. İçerisine de Antep fıstığını atıyoruz. Çok güzel imlik helvası yapıyoruz. Özellikle imlik helvasını yemek için gelen misafirlerimiz var. Bununla beraber yine Gaziantep'ten, Gaziantep'imize has katmerimiz, simit katmer, klasik katmer, muska katmer yapıyoruz. Taş fırında pişiriyoruz bunları. Yine bununla beraber yine Gaziantep'imize has zerde sütlacımız var. Altında sütlaç, üzerinde zerde. Bunları ikram ediyoruz misafirlerimize. Tatlı çeşitlerimiz bunlar. Sektörde duayen gördüğüm kim mi? Kesinlikle altını çizerekten Cüneyt Hasan ustamız, abimiz, büyüğümüz derim. Kesinlikle. Cüneyt abinin bizde bambaşka bir yeri, bambaşka bir değeri var. O bizim için duayendir yani. Bizim için değil, bu dünya için bir duayendir. Geçmiş zamanda Kastrantep Fest'te Cüneyt abinin bizle ilgili teneffüs etmiş olduğu cümleler bizim için çok onur vericiydi. 81 vilayeti gezip böyle bir el lezzetinin görmediğim demesi bizim için öyle bir büyük bir ustanın, duayenin ağzından böyle bir cümleleri duymak bizi gerçekten o konuda çok onurlandırdı, çok da mutlu etti bizi. Gençlere tavsiyem, sevdikleri işi yapsınlar, yapacakları işte hedef koysunlar. Kimse işten yılmasın, mücadeleci olsun. Azimli olursa bir insan, mücadeleci olursa, Allah'ın izniyle işini de severse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bir evlat, bir babanın duasını alırsa Allah'ın izniyle her konuda muvaffak olur. Başarının anahtarı anne babanın duası. Kesinlikle gençlere bu konuda şiddetle tavsiyem, anne babanızın duasını ve rızasını alın. Eğer bir işte muvaffak olmak istiyorsanız. Eğer anne babanın rızasını, bedduasını alırsa, rızasını almazsa vay halına.